buradan şunu da anons edelim. Kesinlikle kaset çalmıyoruz. Yani Orta disket misket yok. Evet. Orta disket misket yok. Orta disket misket yok. Zaten kullanmamız yoktu bunu. Evet. Kesinlikle o tür işe tevessül etmiyoruz. Dediğim gibi daha baştan keşke şurada bir bas gitarcı, bir davulcu arkadaşımız da olsa. Ve hani gerçekten orkestra müziğini tam layıkıyla yapabilsek onun hali içindeyiz. Tabii Güven abinin de başta söylediği gibi önemli olan paylaşabilme duygusunu evet. Sahip olabilmek. Aksi takdirde yani bu beraberlikleri yürütmek gerçekten çok şimdi zor olur. Şimdi Erdoğan'cığım sözünü kesebilir mi? Şimdi bir anımı ben de anlatayım. Tabii ki. Bunu daha önce de anlatmıştım ama çok sevdiğim bir anı. Hakikaten çok enteresan bir anı. Yine Ahmet abimizle, şefimizle de ilgili bir anı. Biliyorsunuz Kumburgaz'da Akbank kampı var. Yıllar önce orada çalıyoruz. Ara verildi. Biz de istirahat ediyoruz ve çaylarımızı içiyoruz. Bu arada benim aklıma böyle bir şey geldi yani. Arkadaşlar dedim. Buradan, benim oturduğum yerden veya sizin oturduğunuz yerden belki Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almaya giderken geçmiş olabilir. Yani atının ayağı buraya değmiş olabilir. Laf olsun yani. Öyle bir orada da işte otelcik okulu kardeşlerimiz var. Onlar hizmet ediyorlar. Onlar da tabii Güven abi olabilir, doğrudur falan dediler. Herkes tabii ya normaldir falan derken Ahmet abimiz hayır dedi. Evet, Ahmet enişte haklı diyor. Tuzla Piyade Okulu'ndan da gelirken 3-4 tane tank almış evet. Fatih Sultan Mehmet. Ben böyle şey yapıyoruz ama sinirlerimiz gerildi yani bayağı iddia ediyor. Barası karıcı ol damarı var. Ondan sonra tabii ara bitti. O yaklaştı. Kulağıma geldi, eğildi. Güvenciğim çok özür dilerim. Ben Fatih Sultan Mehmet ile bunu çok iyi dinlesin sevgili dinleyiciler. Ben Fatih Sultan Mehmet ile Yıldırım Beyazıt'ı karıştırmışım dedi. Kusura bakma dedi. Ben tabii o an söylese bunu güzel de. Yani tam şarkının yarısında söyleyince ben başladım gülmeye. Herkes tabii durdu ne oldu falan diye biz de izah ettik. Gülüşmeler oldu. Böyle bir anımız var. Bir de bir Ahmet şey abimizin, biraz tabii ki. Ahmet yıldır. Abinin çok şahane bir meziyeti var. Fıkraları mümkün olduğu kadar geç anlayabilir. Şahanedir. Ama geç anlıyorum ama tamam. Tamam diyorsun. Şimdi fıkrayı anlatıyorsunuz. Bir gün, iki gün sonra ancak... Alo. Alo. İyi akşamlar. Kiminle görüşüyorsunuz? İyi akşamlar. Ben Özge Kalender. Özge. Özge merhaba. İyi akşamlar Erdoğan amca, Ahmet amca, Güven amca. İyi akşamlar güzelim. İyi akşamlar. Sağ nasılsınız? İyiyiz Allah aşkına. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Belli. Sesinden belli zaten. Tatil bitiyor mu? Bitiyor. Hadi bakalım. Your father'ına veri selamlar. Evet. Tabii ki. Tabii ömürler gelip geçiyor. Orga devam etmiyorsun herhalde Özge. Ya Erdoğan amca dersler olduğu için bir de pek zaman ayıramıyorum ona. Ama yine canım sıkıldığı zaman açıp kendim şarkılar çıkartıyorum falan yani çalıyorum. Tamam. Bayağı ilerletmişsiniz. O öğrettiklerim sayesinde. Herhalde aklındadır. Efendim? Öğrettiklerim o kadar aklındadır. Evet aklımda. Tamam onları unutma. Hı-hı. Unutma o bir tek sahille çalmak için değil hem sol el hem sağ el ikisi de aynı anda çalacak. Evet. Öyle değil mi? Evet. Sahide o. Kaset çalmak da yok. Tamam. Evet. Sağ ben olsun. Şarkı... diyecektim ama şöyle sizin gençliğiniz zamanında eskiden okul hayatında tabii babamın anlattıklarına göre çaldığınız şarkılar varmış. Underground sanırım türünde şarkılar varmış. Türünde. Erdoğan amcam maşallah underground dedi. Bayılırım da hani nerede davul bas gitar yok. Orkla işte yapamıyoruz. O olmazsa Samanyolu'nu da çalabilirsiniz. Tabii. Eğer olabilir. Tabii onu çalarız. Onu çalarız. Senin için onu çalalım. Tamam. Güven amca sen de söylersen çok sevinirim. Tabii oldu güzelim. Oldu. Yalnız oldu. İyi akşamlar, selamlar. İyi akşamlar. Sevgiler. İyi akşamlar Özge. Çok babana selam. Ben başlasın. Sağ olun. Ben şunu söylemek istiyorum yalnız. Geçen pazar eşimle aşağıya doğru iniyoruz. Bir dakika. Eşimle birlikte aşağıya doğru iniyoruz. Genç kızlarımızı gördüm. Ellerinde sazlar, gitarlar, herhalde kursa gidiyorlar. O kadar mutlu oldum ki Ahmet abi. Evet. Yani çok sevindim. Gençlerimize bakıyorum hani erkekler olsun, kızlarımız olsun, erkeklerimiz olsun. Hepsi saz çalabiliyorlar. Yani bütün gitar, saz yani saz derken zaten bütün terli sazları. Çok mutlu oldum. Bütün gençlere bunu tavsiye ediyorum. Gitar tamam. Evet. Bizim kendi milli sazımız değil ama evet. Yani evet. Bu bence müzik aletlerinin en önemlilerinden olan bir evet. Enstrüman. Sanıyorum sen de çalıyorsun az önce gayet güzel çaldı teşekkürler. Ben tabii Güven abi gibi biz de mutlu oluyoruz. Özellikle sazın
gitarla uyuşması çok harika bir şey. Hani, evet, bağlamanın evet, evet, gerçekten akustik de. Gitarla sazın uyuşması. Bunun yanında o hard rock müziği bile sazla da ve gitarla yaptığında evet. Ortaya çok nefis bir şey çıkıyor, müzik çıkıyor. Evet. Şimdi bu arada tabii kendi gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmakta da çok fayda var. Az önce söylediğim gibi Türk halk müziği, folklorumuz gerçekten çok zengin bir hazine müzik açısından. Bu hazineden faydalanmakta yarar var. Yarar var tabii. Kalkıp onun bunun parçalarını benim bestem diye burada insanlarımıza yutturmak çok ayıp. Çok ayıp, iğrenç bence. Çok iğrenç bir şey. Gerçekten çok iğrenç bir şey. Sonra sözleri gerçekten çok abuk sabuk şarkıların, bazı şarkıların sözleri gerçekten çok abuk sabuk. Yani insanlara bence hiçbir mesaj vermiyor. Mesajın dışında bırak yeni yetişen nesli, yani çoluk çocuğa zehir aşılayan şarkılar var. Yani şimdi burada ağzımı almak istemiyorum. Bu arkadaşların hepsi konservatuar mezunu bir kısmı. Ve canavar gibi nota okuyorlar, canavar gibi müzik bilgileri var ama önemli değil ki o. Önemli olan güzel insanlara güzelliği sunabilmek. İşte sanatçı işte güzellikleri insana aktarabilen insanlarla insandır. Paylaşabilen. Tabii içindeki güzel o güzellikleri insana yol paylaşabilen. Evet. Erdoğan kardeşimiz. Ben biraz konuştum mu fazla konuşuyorum. Mümkün olduğu kadar. Onu ben geçen sefer şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen sefer yine canlı yayındaydık. Herkes görür. Bütün arkadaşlarımız. Ya Güven abi, Erdoğan abi ayağında iyi götürüyordu. Konuşurken diyorlar. Yine abi geliyor. Ama doğruları söylüyoruz. Yani şimdi özellikle bir de bir şey evet. Daha beni rahatsız ediyor. Bu yabancı marka alışkanlığı yok mu? Aslında insanlarımızın İngilizce kurslarına gitmesine hiç gerek yok. Bu sağda soldaki mağazaların isimlerine bakarak bir takım yabancı... Ya bir çok büyük bir marketin ürünlerine bir bakıyorsun. 120 tane ürün saydım. 120 taneden emin ol 111 tanesi şey. Evet. Türkçe değil. 111 tanesi çok utanç verici bir hareket. Alo. İyi akşamlar Mecit Bey. Nasılsın? İyi akşamlar efendim. Televizyon kadar. Alo. Alo. Güvencim iyi akşamlar. Yeğenim Erdoğan. Eyvallah iyi akşamlar. Benim Ahmet abi. Bakın biz evlendik çocukları. Alo. Evet. Evet. Enişte bakıyor musun enişteciğim? Buyurun. Enişte. Düğünümü çaldın. Kızın düğünü çaldın. Doğru. Şimdi hayır, benim hocam. İkinci düğünü çalacaksın inşallah. Torunumun torunumun. Kalbimin mehtabısın, güneşisin. Sen vazgeçilmez bir eşisin. Bir şarkısın sen. Ek dudaklarımdan yıllarca bir şarkısın sen. Ömür boyu sürecek dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. Sevgisin sen, ömür boyu sürecek, düşmeyecek bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Düğünlerde olan en çok dinlenen dans havalarından evet. Bir tanesi bu şarkı. Zaten herkes biliyordur bu parçayı artık. Tabii, yeni nesil, tabii. Eski nesil, herkesin yani dinlenen parçalardan bir tanesi. Avrupa'da filan, evet. Avrupa'da çok duyulan, dinlenen bir şarkı oldu. İşte az önce evet. Yine aynı kelimeleri